Fehim abi selamun aleyküm. Bak hele bir şey diyeceğim sana, müsait misin? Bak hele benim oğlanı benim evlatlıktan reddetmemi lazım. Ne yapacağım, ne yapmam lazım? Sen yol yordan bilirsin, anlatma. Çünkü benim oğlan teröristmiş. Reis dedi dün akşam televizyonda. Yok benim oğlan özel bir terörist ithamı değil Fehim abi. Genel olarak yani. Reisi tanırsın. Şimdi şöyle, bizim oğlan üniversiteyi kazandı biliyor musun, İstanbul'u. Tabi para yok, pul yok. Yani kim kaybetmiş de biz bulalım Fehim abi. Ya bak ben daha bizim kendi kiramızı ödeyemiyorum. Bizim oğlanın yok yurtmuş evmiş kirasını nasıl ödeyeceğim Fehim abi? Abi ev kiraları öyle böyle değil bak. Yani hiç insan evladının kiralayacağı rakamlar değil. Affedersin ödüm kadar yere adamlar 2000 TL istiyor Fehim abi. Hayvan bağlasan durmaz o derece. Neyse ben de buna dedim ya oğlum dedim bak bu pahalılıkta dedim İstanbul'da barınamazsın sen dedim. Gel bizim dedim partinin kapısını çal. Ben sana zaten dedim bir referans ayarlayacağım. Şunun dedim selamıyla geliyorum dersin. Sen de rahat edersin biz de dedim ben buna. Bu başladı gerizekalı. Yok efendim ben simit satarım sokakta onurumla yaşarım ama o partiyi el açıp işte haysiyetimi ayaklar altına almam. İşte yok efendim sonra ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım falan. Ben nasıl bakıyorum senin yüzüne gerizekalı dedim ben buna. Kime çekti bilmem ki Fehmi abi bu ya. Neyse işte biz bunu ikna edemeyince bu mal da işte öyle haftalardır İstanbul'da sokaklarda parklarda tinercilerle Afganlarla koyun koyuna yatıyor koyun. Abi vallahi bugüne kadar sabrettim ama bak dün Cumhurbaşkanımız parkta yatanlar için bunlar öğrenci değil terörist deyince benim için konu kapandı Fehmi abi kapandı. Bak biliyorsun söz konusu reisse ben babamı bile tanımam. Anında satarım. Kralını tanımam. Hayır o değil de bak evladı terörist bile olsa kötü yola düşer diye korkuyor insan biliyor musun Fehmi abi? Bak bu ipsiz sapsız barınaksız olan ya İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ağına takılıp efendim onun yurduna falan düşerse ne olacağı? Ben milletin yüzüne nasıl bakacağım sonra Fehmi abi? Vallahi devletimizin acilen bu teröristlere müdahale etmesi lazım. Haddini bildirmesi lazım Fehmi abi. O parklara bak tomalarla girip İHA'larla S-400'lerle müdahale edilmesi lazım Fehmi abi. Bu nedir ya? Hatun bir kapıya bakıver kapı çalıyor. Diyeceğim o ki Fehmi abi teröristleri anladığı dilden konuşacağım. Yoksa vallahi bak yemin olsun hepimiz huzura hasret kalırız. Herif Allah bin belanı versin senin. Polis geldi mahkeme kararı varmış evi boşaltın diyor. Ben sana bin kere demedim mi kirayı öde diye camış gezek. Ne olacak şimdi? Alo Fehmi abi ben seni sonra arasam olur mu? Sen şimdi bir kapat bir telefonu. Bir kapat sen bir telefonu ben seni arayacağım. Tamam Fehmi abi hadi kapattım. Alo oğlum. Ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Bak hele sana ne diyeceğim. Kaldığın parkta bize de iki teröristlik yer ayarlasana sana zahmet. Ananla ziyaretine gelecek. Misafir olarak. Evet yatılı misafir. Düzgün konuş lan. Senin babandır terörist bir defa. Sensin terörist. Pis terörist senin pis.